Çok değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımızın ana konusu ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ortak savunma işbirliği anlaşmasının Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehdidi konusunu içermektedir. Değerli basın mensupları, hatırlanacağı üzere Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde Eylül 2020'de alınan kararın kapsamını genişletmiş, uluslararası silah ticareti düzenlemeleri 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirilecektir kararı alınmıştır. ABD bu karar ile Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik Kasım 1987 tarihinden beri uygulamakta olduğu ambargoyu da bu şekilde tamamen sona erdirmiş oldu. Bunun sonucu olarak Amerika Birleşik Devletleri 1987 yılından itibaren Güney Kıbrıs Rum yönetimi için uygulamakta olduğu savunma ticareti ile ilgili kısıtlamaları da 2023 mali yılında kaldırmıştır. Son olarak ABD Savunma Bakanlığı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı arasında imzalanan ikili savunma işbirliği yol haritası üzerine ABD Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliğinin ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için hayati önem taşıdığı konusu uluslararası hukukun ve anlaşmaların hiçe sayıldığının açık göstergesi niteliğindedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tek başına Kıbrıs Adası'nın tümünü temsile yetkili olmadığı halde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarları hiçe sayılarak imza altına alınan ikili savunma işbirliği yol haritası Türkiye ve Yunanistan Başbakanları tarafından 11 Şubat 1959 tarihinde Zürih'te imza altına alınan Kıbrıs Cumhuriyeti temel yapısı bağlamında 16 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın garantörlüğünde Kıbrıs Türk ile Kıbrıs Rum cemaatlerinin eşit haklarla kurucusu oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti ve anayasasına aykırılık oluşturmuştur. ABD güdümünde silahlandırılan Güney Kıbrıs Rum kesimi Doğu Akdeniz'de büyük güvenlik sorununun ortaya çıkmasına neden olacak olan vahim bir durumu ortaya koymaktadır. Değerli basın mensupları, Yunanistan'ın gayri hukuki olarak ve uluslararası anlaşmaları hiçe saymak suretiyle Adalar Denizi'ni silahlandırması ve ABD'nin de benzer şekilde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek şekilde Dede Ağaç'ta deniz ve hava işleri kurması, Meis Adası'nın Yunanistan tarafından münhasır ekonomik bölgesine dahil edilmesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hiçbir hukuki özelliği olmayan masa başında çizilen Sevilla haritası ile Salt Antalya Körfezi'ne hapsedilmeye ve hidrokarbon yataklarından uzak tutulmaya yönelik ABD, Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin planlı ve sinsi oyunları, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ABD arasında imzalanan söz konusu anlaşmayla Doğu Akdeniz üzerinde yeni bir Yunan-Rum kuşağı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Sonuç olarak Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'nda açıkladığı tam bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti düşüncesini önemsediğimizi ve desteklediğimizi bir kez daha ifade eder. Milli davamız Kıbrıs'ın tam bağımsız bir devlet olarak Doğu Akdeniz'deki varlığının Türkiye'nin güvenliği açısından can damarı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu bağlamda Sayın Erdoğan'dan tam bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda söylem değil eylem beklediğimize dair çağrımızı kamuoyu nezdinde bir kez daha yineliyoruz. Artık bugünden tezi yok. Bundan böyle benzer şekilde başta Türkiye Cumhuriyetler olmak üzere bütün İslam coğrafyasıyla mekik diplomasisi uygulanmak suretiyle Kuzey Kıbrıs'ın tanınması konusunda güçlü adımların atılması ve Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği açısından iki ülke arasında güvenlik ve işbirliği konusunda benzer anlaşmaların yapılması elzem olduğunu bir kez daha ifade eder. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlar. Allah'a emanet ediyoruz.